Merhaba arkadaşlar, Örgü Aşkım Bebeğim kanalımıza hepiniz hoş geldiniz, sefalar getirdiniz. Bugün sizlerle elimde tuttuğum bu güzel modelimizi çalışacağız. Modelimizin yapımı oldukça kolay. Her sırada aynı işlemimizi tekrar edeceğiz ve bu kabartılı, 3 boyutlu, her iki yönden kullanılan modelimizi çalışacağız. Bu modelimizle neler yapabiliriz? Şal atkı örebiliriz, etoller, yelekler, süveterler, yazlık kıyafetler örebiliriz. Yani dilediğimiz her yerde bu güzel modelimizi uygun iplerle örebiliriz. Evet, modelimizin yapımına geçmeden önce kanalımıza abone değilseniz, abone olarak beğeni ve yorumlarınızla bizleri desteklerseniz çok mutlu oluruz. Evet, hemen modelimizin yapımına başlayalım. Kolay gelsin. Modelimizi kurmak için yeteri kadar zincirimi çektim. Şöyle rahat rahat çektim gördüğünüz gibi. Dilerseniz lastik, dilerseniz trabzanla da başlayabilirsiniz. 1, 2... batarak öreceğim 3 tane trabzanımı örüyorum. 1 2 3 defa da çektim birinci trabzanı. Aynı yere ikinci trabzanımı 3 defa da çekerek örüyorum. Doluyorum. 3. trabzanımı 1 2 3 örüyorum. 3 zincir 3 trabzanımı sık iğnemi battığım yere ördüm. Şimdi bir tane zincir çekerek kapatıyorum. 1 Bakın battığım yeri değil diğerinden itibaren sayıyorum. 1, 2, 3, 4, 5. 5. zincirin içerisine girerek bir tane sık iğnemi örüyorum. 3 trabzanımı ördükten sonra bir tane zincirimi çekiyorum ve aşağıdan saymaya başlıyorum. 1, 2, 3, 4. 4. zincir yuvasının içerisine gelerek batıyorum ve buraya bir tane sık iğne ile bağlanıyorum. Sık iğnemin üzerinden 5 tane zincir çekiyorum. 2, 3, 4 ve 5. Ve aşağıdan sayıyorum. 1, 2, 3, 4. Dördüncüye gelerek batıyorum. 5 zincir çektim. Dördüncüye batıyorum. Üzerine sık iğnemin üzerine tıpkı burada yapmış olduğum gibi 3 tane zincir çekiyorum. 1, 2 ve 3. Tığımın başını bir defa dolayıp aynı yere batarak 3 tane trabzanımı örüyorum. 1 3 defa da çektim bakınız bir dolayıp 2. trabzanım ve 3. trabzanımı örüyorum. 3 trabzanımı örüp bir tane zincirimi çekip kapadım ve başlıyorum. 1 2 3 4 5.'ye batıyorum. 5. zincirin içerisine battım. 5 zincir çekiyorum. 2 3 4 ve 5. Şöyle görelim. Sona kadar örerek geldim. En son trabzanımı ucunda bir tane zincir olacak şekilde ördüm. Ve son zincirin içerisine yani 1, 2, 3, 4.'ye gelerek batıyorum. Çekmiş olduğum zincir tam oldu. Fazla olursa sizler kesebilirsiniz. Evet şimdi bir üst sıraya çıkmak için hazırız. 6 tane zincirimi çekiyorum. 2, 3, 4, 5, 6. Ve örgümün yönünü çeviriyorum. Şimdi 3 tane trabzanımızı örmüştük. Bakın şuradaki zincirimiz bu arka arkaya olanlar trabzanlar. 1, 2, 3. Buradan saydığımızda yani sağ taraftan saydığımızda 3. trabzana şöyle yandan giriyorum. Ve sık iğne yapıyorum burayı. Ve üzerine 1, 2, 3 tane zincir çekiyorum. Sık iğne yaptım. Yandan girdim. 3 zincirimi çektim ve tığımın başını doluyorum. Şuradaki zincir çekmiş olduğum yere boşluktan giriyorum. Trabzan ve zincirimin ara boşluğundan 3 tane trabzanımı bu noktaya örüyorum. 1 2. kez örüyorum. 2 3. kez ördüm. 3 tane trabzanımı bu noktaya ördüm. Bir zincirle kapadım. Şimdi 5 zincir çekmiştik. Onun şöyle ortasına alttan gelerek batıyorum. Şu şekilde battım. 5 tane zincirimi çekiyorum. 2, 3, 4, 5. Yine buradan sağ taraftan sola doğru 1. 2. 3. trabzanıma yandan giriyorum.
Sık iğnemle bağlanıyorum ve üzerine 1, 2, 3, bakın diğer tarafta yapmış olduğumuz işlemimizi tekrar ediyoruz ama orada zincire batmıştık. Burada şuradaki görmüş olduğunuz trabzanın yandan giriyoruz. Zincirimi çektikten sonra tığımın başını doluyorum. Kenardaki diğer sırada çektiğim 3 zincirle trabzanın arası boşluğa giriyorum. 3 tane trabzanımı örüyorum. 1, 2 ve 3. Bir tane zincir çekip kapatıyorum. Ve buradaki aşağıda 5 zincire alttan girerek sık iğnemle batıyorum. Ve yeniden 5 tane zincir çekiyorum. 2, 3, 4, 5. Trabzanlarımın 1, 2, 3. yandan giriyorum. Sık iğnemi yapıyorum. Üzerine 1, 2, 3 tane zincir. Zincirin içerisine ise şöyle giriyorum. 3 trabzanımı örüyorum ve bu şekilde ikinci sıramızı da tamamlıyoruz. İkinci sıramızın sonuna kadar işlemlerimizi tekrar ederek geldim. En son 3 tane trabzanımı ördüm. Bu noktada bakınız ilk başlangıçta 8. zincire gelip batmıştık. Oraya şöyle alttan geliyorum. Sık iğnemle sıramı tamamlamış oluyorum. Şimdi yeniden 6 zincirle yukarıya çıkışımı yapıyorum. 2, 3, 4, 5 ve 6. 6 tane zincirimi çektim. İpimi şöyle dolaşmasına fırsat vermeden açıyorum. Ve örgümün arkasını çeviriyorum. Burada da diğer sırada yaptığım işlemin birebir aynını tekrar ediyorum. Bakın 1, 2, 3. trabzanıma yandan giriyorum. Sık iğnemle sabitleniyorum. Ve üzerine 1, 2, 3 tane zincirimi çektikten sonra 3 tane zincirimizin olduğu nokta vardı. Buraya tığımın başını doluyorum. Trabzanlarımı örüyorum. 1, 2 ve 3. Bir tane zincirle kapadım. 5 zincirime şöyle altından giriyorum. Sık iğnemle bağlanıyorum. Tekrar 1, 2, 3, 4, 5 tane zincir çekiyorum. 1, 2, 3. trabzanımı yandan sık iğnemle bağlanıp üzerine 3 tane zincir çekiyorum. Ve alt sıradaki zincir arasına girerek 3 tane trabzanımı örüyorum ve bu şekilde modelimiz aynı tekrarları her iki yönde de yaparak ilerliyor. 1, 2, 3, 4 ve 5. 1, 2, 3 giriyorum yandan. 1, 2, 3 zincir. Yan boşluğa 3 tane trabzan. Bir zincir batıyorum. Şöyle görmenizi istiyorum. Şimdi sıra sonuna kadar devam edelim. Sıramın sonuna yeniden geldim. Yine aynı 3 tane trabzanı ördükten sonra buradaki zincirimize gelerek batıyorum. 1, 2, 3, 4, 5, 6 tane zincirimi çekip çeviriyorum. Yine 3. trabzanımı yandan girerek aynı işlemlerin tekrarıyla hem önde hem arkada işlemlerimizi tekrar ederek modelimizi büyütüyoruz. Modelimizin yapımını sizlerle birlikte aşama aşama tamamladık. Bu şekilde istediğiniz kadar büyütebilirsiniz. Evet, yapımının çok kolay olduğunu gördük. Böyle beni izlediğiniz için hepinize çok çok teşekkür ederim. Yeni çalışmalarımızda yeniden görüşmek üzere. Hoşça kalın, mutlu kalın.